Cumhuriyet çok önemli. Sizin tabir ettiğiniz bir cumhuriyet çok önemli. Tek başına cumhuriyet kelimesi yok. Laik demokratik cumhuriyet. Hepimiz buna gönülden bağlıyız. Onu yaşatmak için de ne bedel ödemesi gerekiyorsa ödemeye hazırız. Şunu unutmamak gerekiyor ki, yani geçmişe atıfta bulundunuz ya, geçmişe atıfta bulundunuz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de 5 vakit ezanın sesinin kesilmemesini sağlayan bu ülkenin kurucu partisidir. Bugün Türkiye'de hiç kimsenin dini inanışlarına asla karışılmamıştır. Bir dönem özellikle 80'den sonra, 80'den önce de yok. Ben üniversitede 5 kız arkadaşımız vardı. 5 kız arkadaşımız vardı. Üçünün başı bağlıydı. Kimseye bakmıyordu. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bu tartışmaların bitmesine elbette AK Parti önderlik etmiştir ama Cumhuriyet Halk Partisi ona yardımcı olmuştur. Türban meselesi bak o doğrudur. O yapılmıştır ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O tam bir yalan. O tam bir yalan. Senin de yalanın. Tam bir yalanın. Atma oradan. Sen yalanın Allah'ını söylüyorsun, konuşma. Sen belediye başkanına yalan söylüyorsun diyemezsin bak. Konuşma, otur. Adamın konuşma. Yalancının Allah'ısın sen. Sen bak ben sana söyleyeyim mi? Burası Seyhan Meclisi değil. Tamam mı? Otur. Ben gelirim ama belediye başkanı olduğum için gelemem. Belediye başkanı olduğum için gelemem ben. Bu memleket arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek cami kapatma eylemi yoktur. İspat edin biz istifa edelim. Boş verin bu işleri. Yarın gelin dinleyin. Bu paralarla yürüdünüz. Doğru değil bunlar. Doğru değil. Arkadaşlar bir partinin müsaade buyurun. Germeyin ortalığı. Müsaade buyurun. Konuşma lafımı kesme. Kesme lafımı. Yalan söylüyorsun. Burada bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin çok necip milleti cami kapatılmasına asla müsaade etmez. Yapmayın. Milleti birbirine düşürmeyin. Öyle bir şey yok. Tam tersi. Cumhuriyet Halk Partisi camilerin onarılmasına ciddi para harcamıştır. Yapmayın bu işleri ya. Yapmayın. Ben şimdi bir konuşmaya başlasam başka şeyler olur. En çok cami. Serdar. Boş ver. Uzatmayalım. Serdar. Tamam başkan. Lütfen beni dinleyin ya. Beni dinleyin lütfen ya. Bir dakika lütfen. Evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hangi dönemde çok cami yıkılmıştır ben biliyorum. Onu söyleyebilirim ama onu söylemiyorum. Gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey olmaz arkadaşlar lütfen. Ya bir dakika söz vermeyeceğim ya bir şey. Arkadaşlar müsaade buyurun ya. Oturun ya. Şimdi peki ben şimdi size soruyorum. Bakın partilerin içerisinde hani normal partinin düşüncesinin dışında insanlar çıkabilir. Bu AK Parti'de var. Zaman zaman CHP'de var. Zaman başkasında da var. Bunlar partinin genel temayülünü yansıtmaz. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyeti kim kurdu? Mustafa Kemal Atatürk kurdu değil mi? Peki. Evet. Tabii silah arkadaşları böyle. Türkiye milletiyle birlikte kurdu. Peki Cuma hutbesinde Atatürk'ün lafı okundu mu? Bu sizin içinizi acıtmıyor mu? 36 okunmadı abiciğim. Yapmayın abi. Olmadı. Bugün arkadaşlar lütfen. Şimdi ben size söyleyeyim. AK Parti'ye destek veren bir yazarın keşke yollar kazansaydı bu seçimde mesela AK Parti'yi bağlar mı? Bağlamaz. Şimdi bunlar oluyor. Evet. Ceyhan'da bir mensiyemiz, CHP mensiyesi Atatürk'ün adı hutbede neden yok diye konuştu. Diyanet'ten sonra aramış da demiş ki Atatürk kendi yasaklamış isim hutbede verilmiyor. Neyse şimdi 30 Ağustos'ta yok. Mesela burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bu memleketin %9'u Müslüman. Yapmayın. CHP'ler de öyle, AK Partililer de, MHP'ler de öyle. Yani kimisi ya,
%99'u. %99'u. Biraz kaydı. Yani dolayısıyla burada birbirimize falan suçlayacak, aklayacak, üstün gelecek bir şey yok yani. Yani elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Onu bir tartışma konusu yok. Partilerin birinin çıkıp bir şey söylemesi partileri falan bağlamaz. Dolayısıyla burada birbirimize... Şimdi diyor ki cami kapattı. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yani buna bizim İlber Ortaylı söylüyor, tarih söylüyor. Alçak ki ne alçak şimdi? Yani ben ona sen şimdi yalan söyleyen yalancısın dersin yani. Ne diyeceksin başka? Evet. Evet. Evet başkanım. Gündeme geçelim. Bitirelim bugün. Gündeme geçelim. Gündeme geçelim. Evet. Değerli arkadaşlar. Ya tamam, kardeşim boş 840 tane cami yok. Yapmayın ya. Yapmayın ya. O zaman Menderes kendi yıktı camileri söylesin. Allah Allah. Yol açmak, bulvar açmak için kaç tane cami yıkıldı Demokrat Parti döneminde onu söylesin. Yapmayın şimdi, konuşturmayın. Ya doğru değil kardeşim, ben sana söylüyorum. Tarih oku biraz. Tarih oku biraz. Allah Allah. En çok cami Demokrat Parti döneminde yıkılmıştır ama kötü niyetle değil. Ülke gelişiyor. Yola ihtiyaç var. Yol için yapıyor onu. Yani şimdi ayrı bir şey ama bakın arkadaşlar, şimdi ihtiyacın çok çok üstünde, o zaman cami olduğunu bilim adamları söylüyor. Diyor ki ben yol açacağım diyor. Yani ben bunu kötü niyetle yaptığını söylemiyorum. Evet, devam et, boş ver ya. Tartışma bitmez. Evet. Buyurun. Buyurun. Devam et. Buyurun. Evet. Evet, gündeme geç. Evet arkadaşlar, gündemin birinci maddesi plan bütçe komisyonlarına havalesi. Evet. Plan bütçe komisyonu. Maddeye havalesi. Geldiği gibi oylarınızı sunum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi yine plan bütçe komisyonlarına havalesi. Evet, maddemin İkinci maddesini eko. Evet. Maddeye geldiği gibi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bile kabul edilmiştir. Gündemin diğer maddelerinin bir sonraki oturumda görüşülmesi. Evet arkadaşlar, 9 Kasım 2023 Perşembe saat 10'da tekrar toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. ASKİ var arkadaşlar. Evet, çoğunluğumuz vardır. Çoğunluğumuz vardır. ASKİ'nin genel kurulunu açıyorum. Evet, meclis ASKİ'nin bir önceki tutanaklarını oylarınızı sunum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bile kabul edilmiştir. Evet. Evet, gündemin birinci maddesinin asker gündem maddesinin plan bütçe komisyonlarına havalesi. Evet, maddeye geldiği gibi oylarınızı sunum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bile kabul edilmiştir. Diğer maddelerin bir sonraki oturumda görüşülmesi. Evet.